Büyük final gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sizler ekranlarınızın başına, siz sevgili konuklarım da evimize hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Zeynep. Bugün böyle biraz farklı bir açılış yapayım dedim. Evet, aslında Derya'nın manevi kayınvalide. İlk gün biraz konuşmuştuk ama bize hikayenizi anlatır mısınız? Fadime, senden dinlemek istiyorum. Aslında Derya Hanım senin neyin oluyor ve neden burada? Derya Hanım benim aslında görümcem. Evet. Çok iyi ablalık yapıyor bana. Hı hı. Benim kendi annem de yok. Öyle mi? Evet. Vefat etti mide kanserinden. Ah, 20 yıl oldu. Ben 9 yaşındayken kaybettik. Çok erken, çok küçükmüşsün. Başın sağ olsun. Evet, sağ olun. Allah rahmet eylesin. Yani hem anne şefkatini de buldum kendisinde. Hem hı-hı, ablalık yaptı. Hı-hı. Benim annem de yok zaten. Sizin İkimizin mi? De evet, ikimiz de öyle olunca iyi anlaştık. Yani anladık birbirimizi. Kardeşim de aynı şekilde. Siz ne zaman kaybettiniz? Benim anne? De 2 ay sonra 19 yıl olacak. Çok üzüldüm, Allah sabır versin. Babanız? Babam da annemin vefatından 4 yıl sonra vefat etti. İşte biz erkek kardeşimle birlikte kaldık babam vefat ettikten sonra. Ondan sonra da hep birlikteyiz zaten. Annem vefat ettiğinde kardeşim 20 yaşındaydı, askerdeydi daha. Ay, ay ne büyük yıkım. Evet, büyük çok üzülmüştü o. Adı ne bu arada? Kardeşimin adı Ferit. Başka kardeşiniz var mıydı Derya? Biz 5 kardeşiz Zuhal Hanım. 3 erkek, 2 kızız. Ne güzel. 2 tane abim var. Onlar da Gazi Osman Paşa'da. Bir tek kız kardeşim küçük yılda oturuyor. O biraz uzak. Diğer kardeşlerimle yakınız ama tabii şey, Fadime kadar yakın değiliz. Aynı siz kaç yaşındaydınız annenizi kaybettiğiniz? 26 yaşındaydım. Çok gençmişsiniz. Evet. Evli miydiniz o zaman? Yok, hayır değildim. Değildiniz. Ben babamı düğünüme 1 ay kala kaybettim. Tahmin bile edemiyorum, evet, yani. Evet, 1 ay vardı babamı kaybettim. Nişanım da vardı, düğünümde yoktu yani. Zaten ben kaynamı hiç tanımadım. Kaynanın çünkü vefat etmişti. Evet, o yüzden ablam her şeyimle ilgilendi ve kaynanalığı da o yaptı. Tabii ki bir kaynanın yapması gereken her şeyi ben yaptım. Ben ilgilendim yani. Hı-hı. Sözüydü, nişanıydı. Tabii her ki istemeye, siz yaptınız. Tabii istemeye büyüklerimizle gitti, kalalarımız, abilerimizle. Hı-hı. Ama bütün alışverişlerimiz, işte düğün alışverişleri, nişan alışverişleri hep ben ilgilendim onlarla. Her evet, şeyle ben ilgilendim. Onun için de manevi kayınvalidesi evet, olarak burada. Biz de tabii ki başımız üstünde yeriniz var dedik. Sağ olun, Allah razı olsun. Yarışmacılarımız da olmuştu. Ne mutlu ki kardeşlerinize sizin gibi bir ablaları varmış. Evet. Çünkü bir ailenin büyüklerini kaybetmesi, annenin babanın vefatı çok büyük yıkımlara, travmalara ve dramlara yol açıyor. Kimisi dağılıyor, bakacak kimseleri de yoksa. Maalesef çok üzücü şeyler yaşanıyor. Neyse ki yine Allah kalanlara ve size ömür versin. Amin inşallah. Babanızı da yitirmişsiniz. Mutlaka ki çok büyük acılar ama evet, aynen, işte hayat devam ediyor ve etmek zorunda. Şimdi çocuk var mı sizde? Çocuk var, 2 tane. Allah, biri 5 yaşında. Peki senin baban nerede, anneni kaybettin? Benim babam bir evlilik yaptı. Evet. Ayrıldı ondan da. Birkaç kere evlendi. Evet, birkaç kere evlendi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra tekrar bir evlilik yaptı. Zaten o evlilik yaptığı zaman ben evlenme kararı aldım. He. Benim evlenme kararım da öyle oldu. Yoksa ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Uş. 19 yaşında evlenme kararı aldım. Çünkü babam bir başka bir bayanla evlenince. Ondan sonra da eşimle tanıştım. Hiç aynı evde yaşadınız mı? Yaşadım. Eşiyle? Ne kadar yaşadınız? Yani ben hemen... Yani bir 2 ay, 3 ay yaşadım. Peki baban, hani sen evliliği düşünmüyordun sonuçta. Daha evet, yaşında çok gençmiş. Yani babamın tavrı genellikle kadın tarafındaydı. Başka kardeşin? Bir tane de erkek kardeşim var. O ne yaptı peki bütün bunlar olurken? O da benden bir yaş küçük. O da bir şey yapmadı. O da. Yaşadı mı onlarla aynı? Ona yaşıyor. Hala yaşıyorlar. Hala. Evlenmedi kardeşim. Kardeşim evlenmedi, bekar. Görüşüyor musun babanla? Babamla görüşüyorum. Ben ama onların evine gitmiyorum. Evlerine gitmiyorum. Çünkü babası geliyor 2-3 günde geliyor. Bir geliyor. Akşam yemeklerini falan yiyorlar. Ha, iyi bari. Babam iyi, hani bir şeylerle ilgileniyor Fadime sağ olsun. Onların da kardeşiyle falan ilgileniyor yani. Ama ben hep yani dünya bir yana, evladı bir yana diye düşünüyorum. Diye yani o gibi. Benim eşim öyle. Ben eşimde gördüm o dediğiniz şeyi. Ha, ne güzel evet, ne mutlu bari. Ama kendi babamı da görmedim. Tabii ki hanımına da gereken ilgiyi, sevgiyi gösterse ama insanın yani evladı deyince bir hop akan suların durması lazım. Yani bir saniye orada bir dur diyecek hanımına yani. Ama velhasıl Allah'tan kendi yuvanı kurmuşsun. Çoluğun çok çocuğu. Kaç yaşında çocuklar Fadime? 5 yaşında oğlum var, 1,5 yaşında kızım ay var. Ay canım. Oğlum Allah sizi çok seviyor. Canım, o çok istedi buraya katılmamı. Öpüyorum. Adı ne? Arif Eymen. Arif Eymen'cim, öptüm seni bir tane. Küçüğüm. Halide Sena. Halide Sena. Öpüyorum. Kayınvalidemin ismini verdik. Ne güzel. Allah'tan sen şimdi neler yaşadın çocuklarına değil mi? Ne kadar Ferit'le pimpirikleniyorsunuzdur. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Ama tabii ki bugünkü konumuz yemek ve 15 bin TL'ye saatler kaldı. Artık hafta bitti. Büyük final günü. Bugün bakalım neler olacak. Notlarını aldı Derya Hanım. Bütün notların dökümünü falan yapacağız ama
Onunla evvel tabii ki son yarışmacımız Fadime'nin bir menüsünü duyacağız. Benim çorbam mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Ara sıcağım, el açması, kol böreği kıymalı. Oo, el açması börek ilk kez yiyoruz bu hafta. Evet. Güzel. Tepside patates salatası. Tamam. Ana yemeğim kuzu pirzola, mantar soslu. Evet, mantar soslu kuzu pirzola. Bulgurlu firik pilavı. Tamam. Mevsim salata. Güzel. Sen milföyü nasıl kullanacaksın? Ben milföyü karamel, çikolatalı, elmalı milföy olarak kullanacağım. O karamelli, çikolatalı, elmalı milföy tatlısı yiyeceğiz. Evet. Haftanın son milföyü olacak. Bakalım öne çıkan milföy hangisi olacak ama ondan evvel Fadime markete gidecek. Evet. Hadi sana iyi alışverişler. Sonra mutfakta buluşacağız. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Dikkat et, bir şey unutma canım. Menüyü ben beğenmedim. Çok hafife kaçılmış. Mercimek çorbası. Çok basit yani, gerçekten 10 yaş içindeki çocuk edip indiriyor. Patates salatası da basit. Pirzola haricinde gerisi basit. Kol böreği el açması olduğu için oyalaca bir menü ama gerisini basite kaçmış. Ha, kol böreği güzel, iyi yaparsa, hani güzel olursa, ince açarsa. Mantar soslu kuzu pirzola beni şaşırttı, beni korkutuyor. Mantar yemiyorum, dokandığı için yemiyorum mantar. Onun haricinde beğendim, güzel menüsü. Uyumlu. Allah'tan Ferit iyi insanmış ki. Çok iyidir kardeşim. Değil mi? Çünkü bir kaçış gibi evden adeta o üvey anne. Onlardan bir kaçış gibi 19 yaşında evlenmeyi düşünmüyorken evlendi. Birçok gencimiz var böyle maalesef. Evet, ailedeki geçimsizlik, mutsuzluktan, o ortamdan kurtulmak için evlilikler yapıyorlar. Ve çoğu da hüsranla sonuçlanıyor. Allah'tan onun öyle olmamış. Gelin hanım. Hazır mısın? Hazırım. Mikser, hadi markete gidelim. Bu arada şey, görücü usulü evlendi onlar. Ya. Evet, görücü usulü evlendi. Nasıl yani? Benim kardeşimle annem ölmeden önce hep derdi, en küçüklerimiz o ya. O hiç evlenemez, yapamaz. Ben ölmeden şunu evlendirebilsek, daha 20 yaşında nereye evlendireceksin? Hep öyle söylerdi. Biz el birliğiyle kız aramaya başladık, kendi bulmuyor diye. Ondan sonra işte Fadime ile tanıştırdı. Fadime de ilk başta hani tanışırım, aman boş ver, bir şey olmaz falan diye. Ondan sonra birbirlerini görüyorlar. Fadime benim anneme çok benziyor. Aşırı derecede benziyor. Gözleri de renkli. Evet. Ona benziyor. Çok benziyor. Aa. Ona benzediği için direkt zaten abla ben işte istiyorum yani, bununla olacak dedi. Kızları da çok benziyor anneme. Aynı annem. İsmini de koymuş. İsmini yani de koyduk, evet. Neyle başlıyoruz gelin hanım? Neyle başlıyoruz? İlk başta manavla başlıyoruz. Kayınvaliden senin hakkında neler söyledi neler? Ne söyledi ki benim kayınvaliden benim hakkımda? Çok ters biriymişsin. Yok, ben hiç ters birisi değilimdir. Hatta şu anda arkandan konuşuyor. Senin sağın solun belli olmazmış. Sen bizim aramızı açmaya çalışıyorsun görümcemle. Kayınvalideler üstüne gelirse patlayabilirmişsin. Yani hakkımı yedirmem. Çok acayip kayınvalideler var. Ya üstüne gelirlerse? Biz de onların üzerine gideriz. Bir de her şeyi eleştiriyorlar. Ama burası bir yemek programı, eleştirecekler tabii ki de. Ya seni haksız yere eleştirirlerse? Haksız yere eleştiremezler. Çünkü kayınvalidem hepsinin notunu aldı. Bu arada not tuttuğu için kayınvalidene çok taktılar. Benim kayınvalidem unutkan ama o yüzden her şeyi not alıyor. Sadece burada almıyor. B12 eksikliği varmış. Evet, B12 eksikliği var, artı şeker hastası, tansiyon var. Sen kayınvaliden mi diyorsun yoksa görümcen mi? Ben ona görümce diyorum. Ama ya görümce olarak görmüyorum, abla olarak görüyorum. Hani ablam o benim. Aslında senin kayınvaliden hiç olmadı değil mi? Benim hiçbir kayınvalidem olmadı. Ama bugün bir sürü kayınvalide olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.